Hocam şimdi tabii bir süreç, öyle bir süreçte yaşıyoruz ki yani FETÖ'nün aslında Türkiye'de yapmadığı şey kalmamış. Yani her yere girmiş, her yeri yıkmış, yakmış, en sonunda da 251 şehidimiz olmuş, onca yaralımız olmuş, devletin uçağıyla vesaire. Bunlar tabii geçmişte yaşanan bir takım şeyler. Siz bir ara benim okuduğuma göre siz bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'nı uyarmışsınız FETÖ konusunda. Yani uyarmışım işte, zaten ondan sonra da başıma bela geldi. Ondan hemen sonra birkaç ay içinde de hapse atıldım. Çünkü bunun tabii her tarafta adamları vardı. Takip ediyorlar. Benim televizyonlarda konuştuklarım, flaşta, ondan evvel Habertürk'te, şurada burada tabii çok zarar verdi bunlara. Ama tabii Tayyip Bey'le bir buluşmamızda ben bunların dini yönden sakatlıklarını, itikatlarının bozukluğunu, dinler arası diyaloğun şirk olduğunu, benim 2009 konuşmam var internete girerseniz. Evet. Dinler arası diyalog projesi Türkiye'yi işgal projesidir. Yani bak, ben 2009'da diyalog şeyinin neticesi Türkiye'yi işgale gideceğini öngörüm. Yani ayet hadis biraz dinlemem, etmem, istişarelerim. Kendime göre 2009'da söyleyebiliyorum. Burada 2016'da başımıza bomba yağınca bekliyoruz ki oradan, efendim, İncirlik'ten onlar şey devreye girecek. Avrupa Birliği oradan hazırlanmış. İşgal olacağız yani. FETÖ'nün ihtilalinde. Bunu 2009'da Allah bana demeyi nasip etmiş yani. Tabii ki Tayyip Bey, yani bu aldandık demesi boşuna değil. Yani hakikaten Tayyip Bey iyi niyetli, yani yakın tanıyanlar bilir. Ben tabii çok eski, ta Erbakan Hoca zamanından, biz yani 15 yaşlarımdan tanıdığım için ben o zamandan beri biliyorum. Tabii şimdi Cumhurbaşkanı Efendi olduktan sonra böyle çok yakın görüşmelerim olmuyor. Ama huyunu biliyorum. Tanıdığım biri. Dolayısıyla evimize gelmiş, ocağımıza gelmiş biri. Hem de bir kere de değil. Şimdi bu kişi yani bana o zaman da dedi ki, ya dedi, hanımları mesture dedi. Yani başları kapalı demek istedi. Evet. Kendileri de alnı secdeye değiyor. Ahmet Hoca dedi. Bunlardan dedi, yani zarar, ne zarar gelir? Yani zarar gelmeyeceğini düşünüyorum dedi. Ben de dedim ki, dinine güvenilmeyenin dünyalığına hiç güvenilmez. Bunların itikadı bozuksa, dinler arası diyaloğu millete dayatıyorlarsa, Muhammedur Resulullah'ı kaldırmışlar, la ilahe illallah yeter diyorlarsa, bu da dedim dini bir, itikadi, imani bir sorun olduğu için ben dedim bunlardan çok büyük tehlike geleceğini görüyorum. Hatta size de, ailenize de özel, ondan başka bir şeyde de onu da söyledim. Fakat hakikaten Müslümandan zarar gelmez. Yani Müslümandan zarar gelmez şeyindeydi. Hakikaten o niyetteydi yani. Evet. Yoksa ama kendi de bunu itiraf ediyor zaten. Bunu açıklıyor. Ama elhamdülillah yine Tayyip Bey'e neler yapmak istediler, Allah müsaade etmedi. Çünkü o iyi niyetli davrandığı için Allah yine iyi niyetin sonu galip geliyor. Yani aldatan, kandıran, hainlik eden iflah olmaz yani. Yine onların oyunları bozuldu. Elhamdülillah Tayyip Bey vazifesine devam edebildi. Ama çok tehlike atlattı. Çok tehlike atlattı. Hocam şimdi bugünlerde yine CHP'li Canan Kaftancıoğlu seçimle veya başka türlü ifadesini kullandı. O başka türlü çok tehlikeli bir laftan. Evet, yani O hocam tehlikeli. bir darbe tartışmaları var. Ben 2 gün Var. önce CNN Türk'teydim. Oradaki bir CHP'li arkadaş dedi ki ya bu Tayyip Erdoğan dedi darbe söylentilerinden nemalanıyor. Yeni bir soru. Sizce yeni bir darbe, bu darbe söylentileri Tayyip karşısında Bey, yani ben Tayyip Bey'in bundan nemalandığını düşünmüyorum. Darbe söylentileri var. Ben darbe tehlikesi de var diyorum. darbe Yani var, tehlikesi var diyorsunuz. var, var. Neden böyle? Ben rüyalar gördüm, var. O Gördüğüm bir süreç var. 3-4 rüyam var. 4-5 senelik süreç. Benim bir ilk o zaman bir gazetede çıkmıştı o rüyam. 7 ay sonra 15 Temmuz oldu. Bir gazetede yazıldı bu. Evet. 7 ay sonra 15 Temmuz oldu. O Vahdet Gazetesi'nde o zaman çıktı bu benim yazım. Yani Evet. yazım derken röportaj yapılmıştı benden. Hı. Ben yine darbe tehlikesi görüyorum. Yani yine FETÖ ve destekçileri mi hocam?
Yok, FETÖ destekçilerinden görmüyorum. Yalnız şu var, yani Canan Kaftancı burada zaten DHKPC kafasıyla, PKK kafasıyla, devlete seri katil diyen kafayla, yani darbe olsa ona mı yarayacak sanki? Darbe olsa ona da yaramayacak yani. Darbe olsa ona tam zarar olacak. Çünkü neden? Buradaki darbe, şimdi ben FETÖ'nün darbe yapacak gücünü görmüyorum şu anda. FETÖ'den diye görmedim yani. Ama darbe tehlikesi her zaman var. Her zaman var derken bu yakında demiyorum. Ama önümüzde bu tehlike mevcut. Onun için dış güçlerin esas mesele, ekonomik kriz mi bahane edilir? İşte ben o zaman yine uyardım silahlanmaya. Dedim bu silahlanma işine dikkat edin. Dernekler, selefi dernekler dedim. Bunu da söyledim Habertürk'te. Son Didem Aslan programında herhalde mi söyledim. Bu 2000 tane dernek, selefi, bunlar efendim silahlanıyor. O taraftan Şia tarafı, Rafiziler tarafı, ilan bunlar tabi selefi Şia çatışması Suriye'de yaşanan bir şey. Burada yani Doğu bölgelerinde zaten PKK altyapısı var, HDP PKK altyapısı var. Bunları hep söyledim, kaç tane sohbette söyledim. Yani bu tehlike, yani ya iç savaş kargaşası beklerler. Şimdi biraz Alevi Sünni pek tutmaz gibi görünüyor. Türk-Kürt de tutmaz şu anda. Çünkü artık Türk-Kürt zaten... Ama hocam Alevi Sünni kaşınıyor yani. Ya Alevi Sünni kaşınıyor. Şöyle siyasi ağızlar üst taraftan. Şimdi Dijitürk'te bir kanal var. Yani Dijitürk'te şu anda bir kanal var. Evet. İkide bir ceza alıyor. Ceza aldığından da şikayetçi oluyor. Devamlı Sünnilere çatıyor. Devamlı Sünnilere çatıyor. Emevi İslamı, Emevi İslamı. Cemil Kılıç diye bir adam var. Yani Cemil Kılıç diye bir adam var. Bak sizin vasıtanızla sizin her yere haberiniz ulaşır. Evet. Bu Cemil Kılıç ilahiyatçı diye sonra İmam Hatip'te hocaydı, atıldı. Bu adama ben eskiden beri reddiyeler yapmıştım. Ben bunları hep uyarıyorum. Şimdi bu adam bu kanalda çıkıyor, bu Tele1'de. Devamlı Cuma'mıza Emevi Cuma'sı diyor. Teravih'e Emevi Teravisi diyor. Öbürüne bilmem ne diyor. Bizim tamamen Hazreti Ali kurban olayım, Ehl-i Beyt kurban olayım. Ama bizim de değerlerimiz onlar. Sen şimdi gidip de bizim cumamız, teravihimiz, namazımız, abdestimize ne hakaret ediyorsun kardeşim? Ne Emevisi? Emevi kim ya? Şimdi acayip bir... geçen gün dedi ki bu adam, ben de şeyde vardı, dakikalarında bulurum siz isterseniz. Bu adam bu programda dedi ki, saat 6'yı geçiyordu, 18-17'lerde birkaç gün oldu. Dedi ki Diyanet'in bu köşeyi soruldu. Ya bir hoca İmam Hatipçi ilahiyatçıysa Diyanet'in zina ve eşcinsellik çıkışına ne dedi biliyor musunuz? Diyanet dedi ben Müslüman olarak görmüyorum. Diyanet Müslüman değil dedi. Korkunç bir şey. Söyledi ya işte ben size sesini de gönderebilirim. Hemen atabiliriz. Şu anda biz size atıyoruz yani. Şu evet. Anda o sesi atıyoruz. Ve bu adam dedi ki Tayyip Bey sordu bilmem ne. Tayyip Erdoğan dedi zaten İslam dairesinin içinde değil dedi Tayyip. Yani Diyanet'e tamamen Müslüman değil dedi. Tayyip Erdoğan belki dava açar diye korktu herhalde. İslam dairesi içinde falan orayı kıvırdı. İslam dairesi içinde değilsen ben neredeyim? Yani adam niye? Diyanet demiş ki zina. Ha bir adam şunu diyebilir. Ya Diyanet'te israf var, lüks var. Efendim son model Mercedes'e binmesin de efendim bilmem Renault'e binsin. Ben bu tenkidi dine tenkit kabul etmem. Ama zina haramdır diyen bir Diyanet'e bunlar Müslüman değil dersen, yani bir de bunu savunduğu için Tayyip Bey, Diyanet'i savunduğu için o da İslam dairesinde değil diyor. Hocam hani bir de... Bu nereye gidiyoruz? Yani bunlar kaşıyorlar. Ben sizin Alevi Sünni işi kaşınıyor. Ben kaşınmıyor demiyorum. Ama şimdi bu kanal böyle bir iki tane var ama bu tamamen başı çekiyor. Bu Sünni İslam, Sünni İslam, Sünni. Ya kardeşim, Sünni İslam, Şii İslam diye bir şey yok. İnnet din aydallâhal İslam. Din Allah'ın dininde İslam'dır. Tek İslam var. Buna uyan, babası Sünni, kendim Sünniyim diyor, Şiiyim diyor, mühim değil. Uyan Müslümandır, uymayan Müslüman değildir. Ben öyle Sünni var, Müslüman değil. Adam Sünniyim diyor diye yani, Kur'an'ı ayeti inkar ediyorsa Sünniyim diye Müslüman mı oluyor yani?